Özgürlükler şehri Hollanda. Hollanda deyince hepimizin aklına gelen Amsterdam'a hoş geldiniz. Amsterdam Central'dayız. Amsterdam Central'a geldiniz mi? Trene, tramvaya, feribota ve otobüse binerek şehri gezebilirsiniz. Amsterdam Central, yani merkez tren istasyonunun ana kapısından çıkınca karşınızda Visitor Center'ı göreceksiniz. Buradan tramvay, otobüs, metro ve tekneler için bilet temin edebilirsiniz. Ayrıca buradan şehir hakkında bilgi alabilirsiniz. Harita temin edebilirsiniz. Buradaki makinelerden bilet alabiliyoruz. Makinelerin İngilizce seçeneği var. 1 saatlik bilet almak isterseniz 3.20, 1 günlük bilet almak isterseniz 8 euro, 2 günlük bilet almak isterseniz 13 euro. 1 saatlik kanal turu yapmak isterseniz 12 euro. Benim Amsterdam'a ikinci gelişim. Daha önce arkadaşlarımla gelmiştik. 2 gün kalmıştık. Gezilecek bütün müzeleri gezmiş, Volendam'a gitmiştik. Ama şehirde yürüyerek kanallar arasında dolaşmamıştık. O benim biraz içimde kalmıştı. Bu defa şehri yürüyerek gezip kanallar arasında bol bol video ve fotoğraf çekmeyi planlıyorum. Hadi şöyle Dam Meydanı'na doğru bir yürüyelim bakalım. Amsterdam'da kızarmış patates yemek isterseniz burada her daim kuyruk olduğunu göreceksiniz. Ben Campis tavsiye ediyorum. Büyük boy almayın. Büyük boy çok büyük oluyor. Orta boy yeterli. Amsterdam'a adını veren Damrak, yani Dam Meydanı'ndayız. Burası bir nevi Taksim Meydanı diyebiliriz. Şehirdeki bütün eylemler, gösteriler bu meydanda yapılıyor. Böyle size Dom Meydanı'nı 360 derece bir göstermek istiyorum. Burası Kraliyet Sarayı. Yukarıda Madame Tussauds Müzesi'ni görüyoruz. Bu kiliseye benzeyen şey müze. Karşımızdaki anıt ise ulusal anıt. İkinci Dünya Savaşı'nın anısına yapılmış. Ve bu da yeni kilise, yine müze olarak kullanılıyor. Amsterdam'ı gezerken sık sık hediyelik eşya dükkanları göreceksiniz. Şöyle bir girelim bakalım burada ne varmış. Fiyatlarına bakalım. Bir tane lale almak isterseniz 3 euro. Genellikle gezdiğim şehirlerden kendime kupa alıyorum ama euro bu kadar yükseldiği için artık kupalara sadece böyle uzaktan bakacağız. Neden derseniz şöyle fiyatını göstereceğim. Biliyorsunuz Hollanda'da bazı uyuşturucular serbest. Buyurun işte marihuanalı. Şeker mi istersiniz, kek mi istersiniz, otun kendini mi istersiniz?
Amsterdam'ın dans eden evlerin çatılarında birer halka bulunuyor. Bu halkalarla evlerine büyük eşyaları taşıyorlarmış. Kanallar arasında dolaşırken Anne Frank'ın evine yakın olduğunu fark edince orayı bir görmek istedim. Burası Anne Frank'ın günlüklerini yazdığı ev. İki Yahudi aile 2. Dünya Savaşı sırasında bu evin en üst katında 2 yıl boyunca saklanmışlar ve o sırada Anne Frank günlüklerini bu evde yazmış. Burayı gezmek istiyorsanız gelmeden önce internetten online bilet almanız gerekiyor. Amsterdam'ı gezerken sık sık bu 3X'i göreceksiniz. 3X'in anlamı yangına, sele ve vebaya karşı korunmayı ifade ediyormuş. Amsterdam'ın ünlü Kırmızı Fener Sokağı, yani Red Light District'e doğru gidiyorum. Amsterdam sokaklarında gezerken ara sıra burnunuza yoğun bir koku gelirse bunun ne olduğunu söylememe sanıyorum gerek yok. Burası Red Light, sağlı solu. Red Light'ta görüntü almak yasak. Sadece şöyle ucundan biraz gösterebileceğim. Max, go! Max! Şu anda Red Light'tayız. Burada normalde çekim yapmak yasak. O yüzden kamerayı sağa sola döndüremiyorum. Sadece gizli kamera yürüyorum. Let's funk it down, get it on, funk it down, get it on. That's a paper will. Bakalım.
sokaklarda uyarmak istiyorum. Red Light'ta sadece ara sokaklarda değil, kanal boyunca video ve fotoğraf çekmek yasakmış. Silmek zorunda kaldığım için siz göremeyeceksiniz ama biraz sonra şu arkadaki merdivenli binadan çıkacak olan arkadaş sayesinde az daha telefonumdan olacaktım. Amsterdam gerçekten enlerin şehri. Erotik tiyatrolardan porno barlara kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Amsterdam hafta sonu normal olduğundan daha kalabalık oluyor. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinden insanlar ot içmek için Amsterdam'a geliyorlar. Amsterdam'ı gezerken yemeğe ne kadar para harcarım derseniz 2,5 Euro'dan 20-25 Euro'ya kadar karnınızı doyuracak çeşitte yemek bulabilirsiniz. Walk to go denilen bu marketlerden de 4,5 Euro, 8,5 Euro'ya full menü yiyebiliyorsunuz. Buyurun Amsterdam'ın sandviç matikleri. Paranızı atıyorsunuz, sandviçinizi alıyorsunuz. Amsterdam'ı gezerken sık sık peynir dükkanlarına rastlayacaksınız. Bu dükkanlardan girip peynirleri tadıp beğendiğinizi alabilirsiniz. Peynir olur mu demeyin. Yeşilini, mavisini, morunu, her rengini gördüm. Peynirleri sadece tadabildim, alamadım. Çünkü kilosu yaklaşık 40 euroya geliyor. Türk parasına çevirince bizim için çok para. Amsterdam'da birçok mağazada peynir denedim. Bana sorarsanız en iyisi Henry Willings. Favori peynirim ise bu tütsülenmiş olanlar. Şehrin üç meydanından birisi olan ve ünlü ressam Rembrandt'tan adını alan Rembrandt Meydanı'ndayız.
Слушайте, а где-то мы это уже видели, а? Сейчас. Hollanda'nın meşhur sokak tatlılarından birisi oliebol. Denedim, bizdeki lokmaya benziyor. Burası Rembrandt Meydanı'ndaki buz pisti. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şu reklam tabelasının altında Escape var. Escape bizdeki Reyna'ya denk geliyor. Güneş gidince Amsterdam'da hava birden soğudu. Parmaklarım donuyor eldivene rağmen. Primark. Şöyle girip bir fiyatlara bakalım. Normalde çok ucuz olurdu. Tabii Euro 7 lira olmadan önce. Aslında kafanızda Türk lirasına çevirmeseniz fiyatlar oldukça uygun. Seden evleri, yüzen evleri, coffee shopları, erotik shopları, kırmızı fener sokağı, kanalları, bisikletleri ile Amsterdam kendine özgü bir şehir. Amsterdam vlogunun sonuna geldik. Hollanda ile ilgili diğer videoları izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.